Hoş geldin. Bugün benden uzun süredir istediğiniz saç bakım videosu da buradayım ve bu videoda saçımla ilgili her şeyi hiç soru işareti bırakmadan anlatmayı düşünüyorum. Direkt de böyle güneşin altına oturdum ki size güzel görüneyim diye, umarım kör olmam. Saçlarımın rengiyle başlıyorum o zaman. Saçlarımın kendi rengi, herhangi bir boya yok şu an. Geçen sene ya da ondan önceki sene ombre yaptırmıştım ve ben Ankara'da boyattım saçımı. Kuaförümü de şuraya koyarım. Sponsor değil bu arada. Ankara'da boyattım, sonra İstanbul'a gittik. Yani. Ve ben o sırada Cila'ya gitmem gerekiyor normalde. Ve başka kuaföre de gitmek istemediğim için Cila yaptırmadım. Akıp gidene kadar saçlarımın turunculaştı, ne rengi değişti, ne saçlarım yıprandı. O yüzden şiddetle öneriyorum. Yine boyatmak aklımda mesela ama biraz o kendi rengine, o doğal haline doymak istiyorum. Onun dışında saçlarımı bir kere kestirdim. O boyunu da koyacağım ve tarihini de atarım. Şu an hatırlamıyorum ne olduğunu. Şu an 2020 Mart'tayız ve saçlarımın boyu burada. Sırayla başlıyorum böyle yıkamadan işte düzleştirmeye doğru gideriz birlikte. Şampuan olarak öyle özel bir şampuan kullanmıyorum ve şampuanlardan genel olarak çok bir beklentim yok aslında. Sadece saçımı işte ekstra yağlandırması falan. Bu arada saçlarım ince telli, yumuşaklar. Ama mesela ertesi gün söner hemen. Yıkanırım, ertesi gün söner, öbür gün yağlanır falan. O yüzden iki günde bir yıkarım saçlarımı. Şampuan da sadece işte bir şişe bittikten sonra değiştirmeye özen gösteriyorum. Sürekli aynısında takılı kalmıyorum. En son değil. Bunu 2-3 kere falan kullanmıştım. Kokusunu seviyordum çünkü. En son bunu bitirdim. Bu mesela Mucizevi Yağ serisinden, diğer ürünlerini de kullandım ama asla saçınızın yağlanmasını hızlandırmıyor. O yüzden bu seriyi seviyorum. Bir de bunun yeşili var. Yazın onu kullanıyordum. Yağlanan saçlar için olan sanırım. Şimdi bunu aldım denemek için. Bunu daha 2 kere falan kullandım ama güzel kokusu falan. Yani dediğim gibi böyle bunları dönüşümlü olarak kullanıyorum. Çok böyle direkt etkileri olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki yine de bilmek istersiniz diye. Şampuanlarım bunlar. Saç kremi yok çünkü saç kremi yerine bu saç maskesini kullanıyorum. Hem saçımı hani şu yumuşaklığımı veren tamamen bu diyebilirim ama bunun formülü değişmiş. Yani önceki kutusu bu. Bu da yeni bir sayılır. Bunda değerli mucizevi yağlar yazıyor ama bunda jojoba yağını çoğaltmışlar. Zengin jojoba yağı yazıyor zaten şurasında bir yerde. Eğer eskisine denk gelirseniz eskisini alın. Çünkü bu ona göre bir tık daha böyle ağırlaştırıyor gibi geldi saçı. Yine de kullanıyorum, seviyorum. Çünkü düzleştirmem kolay oluyor. Hem saçımı yıpratmıyormuşum gibi geliyor tararken falan. Zaten videolarda göreceksiniz. Kullanımı da şu şekilde. Bunu işte şampuandan sonra saçlarımın uç ve böyle boylarına doğru sürüyorum ve o sırada işte işim varsa falan filan 5-10 dakika beklettiğim de oluyor. Ve bu miktar almanız yeterli oluyor her zaman. Tabii ki saçınızın boyuna göre de değişir bu. Elimde hafif ısıttıktan sonra dediğim gibi saçlarımın uç ve boylarına uygulayıp bekletip yıkayıp duruluyorum saçlarımı. Şimdi saçlarımızı yıkadık, maskeledik, çıktık duştan. Saçımızı havluluyoruz ya. Benim düşüncem en az bir 30-40 dakika kadar havluyla beklemeniz ve neminin gitmesi. Çünkü hem saçınıza şekil veriyorsanız bu rahat olacaktır. Hem de kurutuyorsanız ısı işlemini en aza indirgemiş olacaksınız. Çıktım, bekledim. Kuruttum işte 30 dakika falan filan geçti. En sevdiğim ürüne geliyorum. Bu Morpheus'un fön suyu, keratinli. Çok yıpranmış saçlar için olan ama gerçekten işte fön suyumuş, şuymuş, buymuş. Bilmiyorum ne olursa olsun bunu ömrümün sonuna dek kullanmaya devam edeceğim. Çünkü bu arada duştan sonra ve duşta şu ana kadar saçlarımızı hiç taramadık. Yani tarama kısmına henüz gelmedik. Ben şöyle yukarıya doğru sıkıyorum ve saçlarımı tarıyorum. Şu an zaten video girdi muhtemelen siz görüyorsunuz. Saçımı asla dökmüyor. Yani böyle yağ gibi kayıyor saçlarım. Normalde çok takılır duştan sonra. Duşta da böyle hırpalayarak yıkadığım için ama görüyorsunuz zaten böyle direkt açıyor saçı ve burada tarağın hiçbir etkisi yok. Buna emin olabilirsiniz. Ya da mesela saçınızı düzleştirmeyeceksiniz ya da kurutmayacaksınız. Böyle
doğal ve dalgalı durmasını istiyorsunuz. Sanki kendi haliymiş gibi. Onun için de böyle bir ürün önereceğim. Bu böyle hafif yapış yapış yapıda olan bir ürün ama saçınızı gerçekten sertleştirmeden sabitliyor. Öyle hani denizden çıkmışsınız da saçlarınız böyle kendi halinde kurumuş görünümünü elde etmek istiyorsanız bu ürün çok iyi. Ben saçımı düzleştirme hastası olduğum için sürekli düz geziyorum. O yüzden çok fazla kullanamadım bunu şurada falan ama gerçekten işe yarayan bir ürün. Bunu da kullandığım halimin bir fotoğrafını bulursam şu an burada görüyor olursunuz onu da. Şimdi saçımı düzleştirme kısmına geçeceğim. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Düzleştirici tabii ki de saçı yıpratıyor. Çünkü saçınızı sıkıştırıyorsunuz ve bunu ısıyla yapıyorsunuz. Ama düzleştirici de önereceğim birazdan. Onun dışında ne diyeceğim? Saçlarım nasıl uzadı? Bu konuyla ilgili hiç konuşmadık. Şöyle saçı gerçekten kestirince uzuyormuş. Çünkü uçlardan o kırıkların yok olması gerekiyor saçınızın beslenebilmesi için. Benim saçım yapı olarak yavaş uzuyor ve kestirmeyi sevmiyorum mesela. Yine kestirmeyeceğim uçları beni rahatsız edene kadar. Bunun dışında ek, takviye, bunların dışında bir ürün kullanmıyorum. Hani size göre çabuk uzamışsa mesela bunların etkisi vardır o zaman ve beslenmem de iyi. Yani sebze dışında çok her şeyi yiyorum, vitaminimi alıyorum diyebilirim. Bunun da etkisi var tabii ki mutlaka. Şimdi düzleştirme adımına geçiyorum. Düzleştiricimi kullanmaya başlayalı yaklaşık bir ay falan oldu ve çok memnunum. Detaylı bahsederim yine. Düzleştirmeden önce saçlarımı parça parça ayırıyorum ve yine ayırdığım bu parçaları tarıyorum takılmaması adına. Sonra da düzleştiricimi alıp bu parçaları tek tek düzleştirmeye başlıyorum. Düzleştiricinin ısınması aşırı iyi. Performansı gördüğünüz gibi aşırı iyi. Çünkü bir kere geçsem bile yetiyor aslında düzleştirmeye ve tabii ki her düzleştirici kadar yıpratsa da kesinlikle isterim denemenizi. Ve böyle her katta tara düzleştir stiliyle devam ederek düzleştirmemi tamamlıyorum. Kuruysa diye size bir ürün önereceğim. Kuru değilse de bunu kullanabilirsiniz. Çünkü ben bitirene kadar kullandım ve saçlarımı ne ağırlaştırdı ne de şey yaptı. Yağlandırdı. Bazı çünkü argan yağları saçta böyle sürdüğünüz an zaten o yağ görünümünü verince benim böyle bir içim tuhaf oluyor. Hani neden bunu sürüyorum ki saçıma derim hep. Ama bu üründe öyle bir sorun yaşamadım asla. Ve videonun sonuna geliyoruz yavaştan. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Bir videoda ya YouTube'da ya da Instagram'da birinden duymuştum. Unuttum kim olduğunu. Buradan özür diliyorum ondan ama saçı yatarken toplamanın saç uzattığı söylenince onun amacı şuymuş. Topladığınızda işte saçınızı döndükçe yastıkta falan koparma riskiniz yok olduğu için saç uzatıyor derlermiş. Yani kırıkları önlüyorsunuz aslında. İşte döndüm saçım büküldü falan değil. O yüzden toplamadan da ziyade örmek aslında. Benim hoşuma gitmişti bu bilgi. Size de paylaşmak istedim ve videonun sonuna geldik şu an. Evet. Ne kadar az şey yapıyormuşum, sürüyormuşum. Ve evet videomuzun sonuna geldik. Benim kullandığım şeyler, yaptıklarım bunlar. Asla yapmadıklarımda saç spreyi ve jöle falan kullanmak. Onları hiç yapmıyorum neredeyse. Onların da etkisi olabilir. Umarım hoşunuza giden yararlı bir video olmuştur. Ve tabii ki izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Yine böyle istediğiniz video fikirleri falan olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepinize uzun saçlar diliyorum ve öpüyorum. Görüşürüz.